Merhaba arkadaşlar bu videoda nar devam ediyorum Ocak ayı denemesi birinci dönem sınav provası arkadaşlar ee, ilk videomda birden ona kadar olan soruları çözdüm şimdi de 11 ve sonrasını çözeceğim Sorumuz şöyle. 11. soru. Bir bilgisayar algoritmasında programa girilen sayılar arasında bir sayı diğer iki sayının çarpımı ise bu üç sayı sistemden silinir. Daha sonra kalan sayılar ekrana gelir diyor. Örneğin programa girilen 2 4 6 8 sayılarından 2 ile 4'ün çarpımı 8 olduğundan sistemden 2 4 ve 8 sayısı silinir ve ekranda 6 sayısı kalıyor arkadaşlar. Bu ekrana geliyormuş. Buna göre programa girilen sayılarımız verilmiş. Bu sayılarıyla Algoritma çalıştırıldığında ekrana gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani silinecekler var. Kim kalacak? Onu soruyor bize. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın ilk 2 üssü 6, sonra 5 üssü 4, sonra 4 üssü 2. Yani ben bunu 2'nin e, karesinin karesi diye yazabilir miyim? O da 2'nin 4. kuvvetidir. Rahat göreyim diye böyle düşündüm. E, 36 da 6'nın karesidir. 3. kuvveti de var. Burası 6'nın 6. kuvvetidir. E 10 üssü 4 diye yazalım. Parçalamayalım şunları. Şurası 3 üssü 6 ve şurayı da arkadaşlar 4 üssü 4'ü de 2'nin karesinin 4. kuvveti yani 2'nin 8. kuvveti diye yazabilirim. Şimdi şöyle bir baktığımda, bakın ne gördük? 5 üssü 4, 2 üssü 4. Bunları çarptığımda ne olacak? 10 üssü 4 olacak. Var mı 10 üstü 4? Evet, gördüğünüz gibi 10 üstü 4 var. Demek ki şunların çarpımı bu sayıyı verdiği için bunlar silinecek. Sildik. Ve bakın 6 üssü 6, 3 üstü 6, 2 üstü 6. O zaman 2 üstü 6 ile 3 üssü 6'yı çarptığında arkadaşlar ne olacaktır? 6 üstü 6 olacaktır. Bunu verdi mi bana? Verdi. Demek ki bu sayılar da silinecek. Kim kaldı? Gördüğünüz gibi 2 üssü 8 kaldı. Ben bunu 4 üssü 4'te 2 üstü 8 diye yazdım. Şıklarda zaten bu şekilde yok. Bunu 4 üssü 4'e geri çevirdiğimde cevap B şıkkı olacaktır. Tamam mı? 12. soru Aşağıda 1'den 24'e kadar numaralandırılmış 24 tane kart verilmiştir. Bu kartlardan birinci sıradaki kartlar ardışık çift tam sayılarla, ikinci sıradaki kartlar ardışık tek sayılarla numaralandırılmıştır. Bu kartlardan numarasının pozitif bölen sayısı 2 olan kartlar sarı rengi, 2'den farklı olanlar ise kırmızı renge boyanacaktır. Bu kartlardan sarı renge boyalı olanlar alınıp ayrılıyor. Buna göre sarı renkli kartlardan seçilen bir kartın ikinci sıradan alınmış olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın 1'den 24'e kadar kart numaralandırmışlar ve çift olanları birinci sıraya tek olanları da ikinci sıraya dizmişler ve bunlar içinde pozitif bölen sayısı iki olanları sarıya boyamışlar diğerlerini de kırmızıya şimdi Arkadaşlar birinci videoda da bahsettim. Gerçekten bu denemenin soruları tam LGS'nin bizden istediği, öğrenmemizi istediği noktalara değinmiş. Yani bu sorular bunları içeriyor. O yüzden bu denemeyi dikkatli bir şekilde çözerseniz güzel olur. Şimdi pozitif bölen sayısının 2 olması demek bu sayının asal sayı olması demek. Çünkü asal sayıların sadece 2 tane pozitif bölen sayısı vardır. Bir 1'dir, bir de kendisidir arkadaşlar. Tamam mı? Buraya dikkat. O zaman ben asal sayıları seçeceğim. Bakın şimdi. Birinci sırada çift sayılar var. Bunlar içinde sadece asal olan kim var? 2 var arkadaşlar. Bunun 2 tane pozitif bölen sayısı vardır. Birisi 1, bir, birisi ise 2. Iki. İkinci sırada ise tekler var. Teklerin içinde kimler asal? 3 var, 5 var, 7 var, 11 var, 13 var, 17 var, 19 var arkadaşlar. 21, 22, 23 var. Gördünüz mü? Bunlar tek sayılar. Hem de pozitif bölen sayısı 2 olan asal sayılardır. Tamam mı? Bunlar işte sarı renge boyanıyor. Şimdi sarı renkte kartlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sarı kartım var elimde. Diğerleri arkadaşlar kırmızı. Bana sorduğu şey şu. Bu 9 tane kartı ayırıyorum. Ve içlerinden seçilen bir tanesinin ikinci sıradan alınmış olma olasılığı. İkinci sırada kaç tane arkadaşlar sayı var? Sarı kart var. 9 tanenin bir tanesi çift olan 2. Geriye kaldı 8. İstenen durumun eleman sayısı 8. Tüm durumun eleman sayısı ne? 9 arkadaşlar. O zaman olasılığımız 8 bölü 9 ile değişik kıdır Tamam mı? Gelelim şimdi 13. sorumuza. Yavuz matematik seviyesini ölçmek ve sınava daha iyi hazırlanabilmek için kitapçıdan 3 tane deneme satın almıştır. Yavuz'un deneme çözme planı aşağıdaki gibidir. 4 günde bir bir adet mavi 14'lü deneme, 3 günde bir bir adet kırmızı 16'lı efsane deneme, mavi ve kırmızı denemeler aynı güne geldiği günde Nartes şampiyon genel deneme çözecektir. Planlama yaptığı günden 3 gün sonra kırmızı 16'lı Efsane ve 4 gün sonra mavi 14'lü deneme çözerek programı başlatıyor. Nartes şampiyon kitabında 5 deneme olduğuna göre, yukarıdaki kurallara uygun olarak çözülen son denemeden sonra bazı denemeler kalmıştır. Buna göre kalan deneme sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 günde bir mavi deneme, 3 günde bir de kırmızı denemeyi yapıyor ve bunların ortak geldiği günlerde de şampiyon Nartes şampiyon denemesini çözüyor. Bunlar ne zaman ortak gelirler? 4 ile 3'ün ekoku 12 günde bir, değil mi? Bunun periyodu da 12 günde bir yani. Şöyle diyelim. Nartes şampiyon denemesinin periyodu 12 günde bir arkadaşlar. Bunu belirledik. Şimdi bakalım 12 gün içinde bakın şöyle şuraya yapalım. Şöyle çiziyorum. Bakın şurası 3 gün. 3 günde bir ne yapıyordu? Kırmızı deneme çözüyordu sonra dört günde bir de mavi deneme çözüyordu şöyle mavi diyelim dördüncü gün bu peki sonra arkadaşlar üç günde bir ya yine altıncı gün kırmızı çözecek dokuzuncu gün yine kırmızı deneme çözecek ve üç gün daha sonra 12 günde yine kırmızı deneme çözecek ve mavileri bakın bu arada nasıl çözmüş oldu 4 gün sonra arkadaşlar 8. günde mavi deneme çözecek. Sonra 12. günde de mavi deneme çözecek. E kırmızı ile mavinin denk geldiği günlerde şampiyon denemesini çözecek. Yani şöyle şampiyonu çözmüş olacak. Yani 12 gün içinde arkadaşlar şöyle diyelim. 12 gün içinde kaç tane kırmızı deneme çözdü? 1, 2, 3 tane kırmızı deneme çözdü. Kaç tane mavi deneme çözdü? Bir, iki tane de mavi deneme çözdü. Ve arkadaşlar bir tane de şampiyon denemesini çözdü. Doğru mu? Bunları yazdıktan sonra şimdi şampiyon kitabında Nartes şampiyon kitabında 5 tane deneme varmış. Yani bu 5'in hepsini de çözüyor. 5 e deneme varsa arkadaşlar 5 ile çarptığında 60 gün geçti demektir. O zaman 5 şampiyon denemesini çözdüyse bunun 5 katı 10 tane de Mavi deneme çözmüştür. Bunun 5 katı 15 tane de kırmızı deneme çözmüştür deriz. Değil mi arkadaşlar? Bu 60 gün içinde. Şimdi bana şunu diyor. Son denemeden sonra bakın e, kurallara uygun olarak çözülen son denemeden sonra bazı denemeler kalmıştır. Buna göre kalan deneme sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi 5 e, tane denememiz bitti. 60. gün 60 gün 60 63. gün çünkü 3 günde bir ne yapıyordu arkadaşlar kırmızı çözüyordu. 63. gün tekrar bir tane daha kırmızı çözdü. Toplam kırmızı sayımız 16 kırmızı oldu. Peki kırmızı denemelerimiz kaç taneydi? 16 tane. Bundan artık kalmadı. 0 bitti. Peki 64. gün çünkü 4 günde bir de ne çözüyordu arkadaşlar? Mavi deneme. Kaç tane çözmüş oldu? Bir tane daha çözdü. 11 tane mavi deneme çözmüş oldu 64. gün ve elimde kaç tane vardı? 14 tane mavi deneme vardı. Arkadaşlar 14'ten 11 çıkardığımda 3 tane mavi denemem kaldı elimde. Peki şampiyon denemesinden kaldı mı? Hayır ondan kalmadı. Gördüğünüz gibi artık şunlar bittikten sonra elimde 3 tane mavi kalmış oldu en az. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Tamam mı? Bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi 14. sorumuza. Selman yukarıda verilen dikdörtgen tahta bloklarla aşağıdaki gibi 3 tane kule inşa ediyor. Kulelerin yükseklikleri sırasıyla kök 405 cm, kök 320 cm ve x cm ise x kaçtır diyor. Bakın 3 tane kule oluşturmuş. Şununkisi kök 405, şununkisi ise kök 320. Şunu bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımda bakın şu var, şu var değil mi? Aynı uzunluk. Şu var, şu var, şu var, şu var, şu var ve şu var. Farklı olarak burada ne var? Şu farklı sadece bu uzunluk farklı. Doğru mu? O zaman ben şu uzunluktan şu uzunluğu çıkardığımda şuranınkini bulmuş olur muyum? Tekrar edelim mi? Bakın şuraya A desem mesela şuraya B desem. A, B A. Kaç tane A var? 3A, 2B, kök 405'e eşitmiş. Burada ne var arkadaşlar? 1, 2A var ve 2 tane de B var. Yani şu bir tane A fazla değil mi şundan? O zaman demek ki şundan şunu çıkardığımda A'yı bulmuş olurum. Peki kök 405 demek ne demek arkadaşlar? 5'e böldüğümde ben burayı. 81 çarpı 5 demektir. Burası 9 kök 5 demektir arkadaşlar. Buranın uzunluğu 9 kök 5'miş. Peki şurası da kök 320. Yine bunu da 5'e bölelim. Ee, ne olur? Şöyle 64 çarpı 5 olur. Yani burası da arkadaşlar 8 kök 5'miş. Şimdi arada ne kadar fark var? 9 kök 5'ten 8 kök 5 çıkardığında bir kök 5 kalacaktır. Sadece kök 5 vardır. Yani şuranın uzunluğu aslında kök 5 değil midir? Kısa kenar. Hatta şöyle diyelim. Kısa kenarın uzunluğu arkadaşlar kök 5'miş. Peki şimdi şuraya bakalım o zaman. Kaç tane kısa kenar var? Ha uzun kenarı da bulalım değil mi? Uzun kenarı da bulalım. Çünkü biliyoruz 400 şurası 9 kök 5. O zaman şöyle 1, 2, 3 tane kısa kenar. 3 pardon. 3 çarpı kısa kenarımız neydi? Kök 5'ti. Artı iki tane uzun kenar yani iki tane B diyelim. 9 kök 5'e eşitmiş. O zaman buradan 2B arkadaşlar 6 kök 5'e eşittir. Çünkü şöyle çıkardığımda B de 3 kök 5'e eşittir. Yani şu uzun kenarda 3 kök 5'miş. Kısa kenarda kök 5 şöyle yazalım. Şimdi kaç tane kısa kenar var burada? 1, 2, 3 ve 4 tane kısa kenar var. Yani 4 tane kök 5 var. Artı 1, 2, 3 tane de uzun kenar var. Yani 3 tane de 3 kök 5 var. 3 çarpı 3 kök 5. Burası ne olacaktır? 4 kök 5 artı 9 kök 5 olacaktır. Bunların toplamı da 13 kök 5 olacaktır. Cevap değişiklidir arkadaşlar. Tamam mı? Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 9 metre ve çevresi 2x artı 36 metredir. Bu bahçenin içine kısa kenar uzunluğu x metre olan dikdörtgen şeklinde bir yol yapılıyor. Buna göre yeşil renkli bölgenin alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hepsi bize metre olarak verilmiş tamam arkadaşlar. Şimdi şunun uzun kenarına ben e, a dersem ne olur çevre? Çevre 2a artı 2 kere 9 18 olacaktır. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2x artı 36'ya eşitmiş. 18'i 36'nın yanına attığımızda 2a eşittir. 2x artı 18 olacaktır. Her iki tarafı da 2'ye bölelim ki a'yı bulalım arkadaşlar. A da buradan x artı 9 çıkacaktır. Yani uzun kenarımız x artı 9 oldu. E kısa kenarımız ne? Tamamı 9 arkadaşlar. Şu yeşil bölgenin alanını soruyor. O zaman şu yeşil bölgenin kısa kenarına bakmam lazım. Tamamı 9. x metre şuradan içeri girdiyse burası artık 9 eksi x metre olacaktır. Peki alan ne olacaktır? Alan da arkadaşlar 9 eksi x çarpı yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x artı 9 diyeceğiz. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Bakın bunu LGS şu şekilde de sormuştu. x eksi 2'nin karesi ile 2 eksi 2'nin karesinin aynı şey olduğunu bilmemizi istemişti. Böyle bir soru sormuştu. Bakın burada da şunu bilmemizi istiyor. Aslında şu x artı 9 demek 9 artı x Demektir aynı zamanda toplamada çünkü yer değiştirme özelliği vardı. O yüzden ben bunu şöyle yazarsam daha rahat görmüş olurum değil mi? Evet özdeşliğimi gördünüz mü? Bakın bir eksilisi bir artılısı. Bu ne özdeşliği? Kareleri farkı özdeşliği. Yani 81 eksi x kare özdeşliğidir. Tamam mı? İçeriye çarparak da tabi bunu bulabilirsiniz. Dalma işlemi uygulayarak da bunu veren ifadede 5 şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 16. sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir hastanın kan tahlili sonucunun bir kısmı verilmiş. Yapılan tahlilde hastanın kanındaki hemoglobin miktarı tabloda ölçülen değer sütununa yazılırken bu değer referans aralığındaki değerlerden büyük ise bakın yukarı ok sembolü Küçük ise aşağı ok sembolü ve referans aralığında ise de eşittir sembolü sonuç sütununda gösterilmektedir. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıda çözümlenmiş şekilde verilen değerlerden hangisi bu hastanın kanındaki hemoglobin değeri olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar ne olmuş? Referans aralığı 12,3 ile 15,3 aralığında sonuç ne çıkmış? Bakın bu aralıktan yüksek çıkmış. Bu aralıktan yüksek çıktıysa ben ölçülen değeri X dersem aslında x neyden büyük arkadaşlar? Şu aralıktan büyük yani 15 virgül 3'ten büyük. Doğru mu arkadaşlar? Değil mi? Bunu söyleyebilirim. Çünkü ok yukarıyı gösteriyor. Yani aralıktan fazla çıkmış. Demek ki 15,3'ten büyük olanı arıyorum. Ama olamaz dediği için demek ki şu ifadeden küçük olanları ben seçeceğim. Tamam mı? A şıkkına bakalım. Çözümlenmiş halde vermiş. Ben bunu ondalıklı olarak yazayım. 10 üstü 1, 10 üstü 0, 10 üstü eksi 1, 10 üstü eksi 2, 10 üstü eksi 3. Tamam. Sıraya uymuş. O zaman ben bunu kat sayılarını yazıyorum. 15,0'dan sonra 10 üstü 0'dan sonra virgül koyuyorum. 3, 1 ve 2 yazdık. 3, 1 ve 2. Peki B şıkkına bakalım. 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Tamam. 15 virgül. Kat 2, 7 ve 8. 2, 7 ve 8. Peki C şıkkına bakalım. Şurada virgül. 16 virgül. Eksi 1 bakın şurada eksik bir basamak var. 10 2 eksi eksik. Olmayan basamağın yerine 0 yazıyorum. 0. 10 eksi 3'ün katsayısı da 1. Peki değişik kına bakalım. Bakın 15 virgül. 10 üstü eksi 1'in katsayısı 4. Eksi 2'ninki 1. 10 3ünkü eksi de 3. Ve bunları yazdıktan sonra benim ee, arkadaşlar sağlayan şey 15,3'ün üstü 15,3 bakın 3 basamak var ya virgülden sonra rahat anlayın diye isterseniz şu olmayan basamakların yerine de 0 yazayım. O zaman 15 tam binde 300 olur. 15 tam binde 312 bakın büyük. Oldu mu? Sağlar mı? Sağlar. 15 tam bakın binde 278 küçük mü? Arkadaşlar hatta şöyle göstereyim küçük. Bu sağlamadı. Bakın 16 tam zaten 15 tamdan büyük. Bu sağladı. 15 tam bakın binde 413 300 demek ki bu da yüksek çıkmış. Bu da sağladı. Sağlamayan hangisi? B şıkkıdır deriz. 16. soru içinde. 17 sorumuza bir torbada renkleri dışında özdeş sarı kırmızı ve mavi bilyeler bulunmaktadır bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin sarı renkte olması kırmızı renkte olması olasılığından büyük bakın sarı renkte olması kırmızı renkte olma olasılığından büyük yazdım hemen tamam ee, ve mavi renkte olma olasılığından küçük ise, yani sarı renkte olma olasılığı mavi renkte olma olasılığından küçük ise, bakın bunu da yazdım. Bu torbadaki bilyelerin sayısının dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi şu iki ifadeyi nasıl birleştiririm ben arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada kırmızı s'den sarıdan küçük, burada ise sarı maviden küçük. Şöyle yazsam olur mu? kırmızı o zaman en küçükleri sonra sarı sonra ise mavi şimdi bunların arkadaşlar aralarındaki sıralama bu Aynı şeyi ben dereceler içinde yapabilirim. Tamam mı? Şimdi bakıyorum kırmızı 90 derece, 120 derece. Şurada maviye ne kalır arkadaşlar? 210 150 kalır. Şimdi şöyle baktığımda burada en küçük olan kim? Kırmızı. Sonra kim? Sarı. Sonra kim? Mavi. Verdi mi arkadaşlar? Verdi. O zaman A şıkkı olabilir. B şıkkına bakıyorum. Kırmızı 60, sarı 145. Mavi nedir o zaman arkadaşlar burada? 155 o zaman bunu sıraladığımda kırmızı küçük 145 derece, sarı 155 derece de mavi. Yani derecelerini sıralamam aslında bana sayılarını sıralamam gibi de aynı anlama geliyor. Peki bu buna uydu mu? Evet uydu. O zaman B şıkkı da olabilir. C'ye bakalım. 60 150. Şuraya ne kalır arkadaşlar? Buraya da 150 kalır. Gördüğünüz gibi eşit çıktı zaten. Bu ne demektir? Kırmızı küçüktür. Sarıdan sarıda maviye eşittir çıktı. Bunu verdi mi? Vermedi. Demek ki olamaz dediğimiz şık C şıkkı. Ama D'ye de bakalım arkadaşlar. 45 vermiş. 120 vermiş. Şu mavinin derecesinde ne buluruz? 195 buluruz. Burada gördüğünüz gibi kırmızı. 120 derece ile sarıdan küçük, sarı da 195 derece ile maviden küçük oluyor. Veriyor mu veriyor yani değişik da olabilir. Olamaz dediği C şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 18. sorumuza. Diyor ki yukarıdaki kenar uzunluğu x metre olan kare şeklindeki bir parkın köşesinde kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde oyun alanı ve kalan kısım ise yeşil alandır. Daha sonra bu parkın oyun alanı yine kare ve kenar uzunluğu y artı 2 metre olacak şekilde yukarıda parkın son durumunda görüldüğü gibi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre yeşil alanın kaç metre kare azaldığını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikkat edin soruyu tekrar okuyorum. Yeşil alanın kaç metrekare azaldığını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şimdi oyun alanı ne kadar artarsa yeşil alanda o kadar azalır değil mi? Oyun alanı bakın y artı 2 kadar artmış. Hani uzunluğu. O zaman yeşil alanda o kadar azalacak. Yani ben aslında şunun alanını bulduğumda şunun alanının ne kadar azaldığını bulmuş olacağım. Yani bu ne demektir? Y artı. 2'nin karesi y artı 2'nin karesinden bakın ne çıkaracağım? Başta oyun alanı neydi? Y kareydi. Bunu çıkardığımda oyun alanı ne kadar arttıysa yeşil alanda o kadar azalmıştır. Tamam mı? Bu bana yeşil alanın azalma miktarını verecek. Anladık mı arkadaşlar? Hadi yapalım o zaman. Bakın kareleri farkı özdeşliği. İster bunu açın çıkartın. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Kareleri farkı özdeşliği olduğu için. Y artı 2 eksi y çarpı bir eksilisi bir de artılısıyla çarpabilirim değil mi? Şu şekilde yazabilirim. Şurada eksiye artıya gitti. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Yani 2 çarpı. Şurada ne var arkadaşlar? 2 artı 2 var. Şıklarda bu şekilde yok. O zaman dağılma işlemimizi uygulayalım. Ne olur? 4y artı 4 olacaktır. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. 9. sorumuz aşağıdaki tabloda ağaçlandırma kampanyası kapsamında 3 ilin ağaçlandırma için planladığı ağaçlandırma bölge sayısı ve bir alana dikilecek ağaç sayıları verilmiştir. Yukarıda verilen ABC illerinin kendi ağaçlandırma bölgelerine dikmeyi planladığı toplam ağaç sayısını veren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A iline baktığımızda ağaçlandırma bölge sayısı 3'ün karesi yani 9 bölgeye 3'ün karesi 9 ya arkadaşlar 9 bölgeye ağaçlandırma yapılacakmış. Bir bölgeye dikilecek ağaç sayısı 2 son Arkadaşlar şimdi A için bakın bir bölgeye şöyle bölgeye ne kadar ağaç dikiliyormuş? 2 10. Peki kaç bölge var A elinde? 9 bölge var. O zaman 9 bölgeye ne kadar ağaç dikilir? 9 çarpı 2 üssü 10 kadar ağaç dikilir. Tamam mı? Şimdi B'ye bakalım. B elinin bir bölgesine arkadaşlar ne kadar ağaç dikilmiş? 2 üssü 9 ağaç dikilmiş. Peki B bölgesinde kaç bölge pardon B ilinde kaç bölge var? 50 bölge var. O zaman 50 bölgeye de 50 çarpı 2 üssü 9 kadar ağaç dikilir. Peki C iline bakalım. C ilinin bir bölgesine ne kadar ağaç dikilmiş? 2 üssü 10 kadar. Ve C ilinde kaç bölge var? 2'nin 4. kuvveti yani 16 bölge var. 16 bölgeye ne kadar ağaç dikilir? 16 çarpı 2 üssü 10 kadar ağaç dikilir. Şimdi bunları toplamamı istiyor arkadaşlar benden. Toplayalım ama toplayabilmek için üstü sayıların eşit olması lazım. Bakın 2 üssü 10, 2 üssü 9, 2 üssü 10. Burayı da arkadaşlar şöyle yazsam olur mu? Bu 25 çarpı 2 demektir ya. 25 çarpı 2 2 üssü 9'dan 2 üssü 10 olur artık. Böyle yazabilirim. Bunları topladığımda hatta şöyle şuraya da yazalım. 2 üssü 10. Gördüğünüz gibi hepsinin üstü kuvveti aynı oldu. Şöyle topladığımda 25, 9 daha 34, 44 ve 50. Yani 50 çarpı 2 üssü 10 olacaktır toplamı. Şıklarda var mı arkadaşlar? Şıklarda bu şekilde yok. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Eee... <laughs> Şıklarda bak. Şöyle 5'in e, karesi çarpı 2 üstü 11 var. Ben bunu şöyle yazsam olur mu arkadaşlar? 25 çarpı 2 diye yazsam 2 üstü 10'dan. Burası da 25 çarpı 2 üstü 11 olacaktır. E 25 de 5'in karesi olduğundan 5'in karesi çarpı 2 üstü 11 diye yazabilirim. Yani cevaba A şıkkı derim arkadaşlar. Evet, de isterseniz şıklardan şu ifadeyi 50 çarpı 2 üstü 10'u vereni bulursunuz ve yazarsınız. Bu şekilde de olabilir. Şimdi gelelim son sorumuza. Diyor ki ABCD birer doğal sayı olmak üzere bilgisi verilmiş. Pınar odasındaki panosuna yukarıdaki gibi kısa kenarı kök 98 desimetre ve uzun kenarı kök 162 desimetre olan Dikdörtgen şeklinde eş resimlerden 6 adet yerleştiriyor. Yerleştiren resim, yerleştirilen resimlerin toplam alanı panonun alanının %80'idir. Panonun kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre bu panonun kenar uzunlukları desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi kısa kenarı kök 98 şöyle diyelim kök 98 uzun kenarı ise kök 162 Arkadaşlar şimdi şöyle baktığımda kök 98 neye yakın kök 100'e yani 10'a yakın değil mi? Ben burayı 10 santim gibi alsam çünkü tam sayıymış ya kenara 10 santim 10 santim 20 santim. Yani şurası gördüğünüz gibi 20 santimetreden büyük olacak değil mi? Peki şurası ne olur kök 162 kök 169'a yakın yani kime yakın arkadaşlar 13'e yakın. 13, 13, 13. Ha bu arada 20'ye eşit de olabilir. Değil mi? Çünkü kök 98 hani 10 değil. Ondan küçük ya. 20'ye eşit de olabilir arkadaşlar. 20'ye eşit veya 20'den büyük olabilir. Hatta şöyle yazalım. Bu kenar uzunluğu büyük ya da eşit 20 gibi de yaz, yazsak daha doğru olur. Aynı şeyi bunun için de geçerli. Kök 162 normalde kök 169'dan küçük yani 13'ten küçük değil mi? Ama 12 de değil yani. 13 gibi alıp sonra eşit ve büyük şeklinde yazabilirim. Burası ne olur? 39. O zaman burası da arkadaşlar yine şöyle diyelim. Büyük ya da eşit 39 diyebiliriz buraya da. Tamam mı? Peki yani şöyle düşünelim o zaman. kenar uzunluklarını bulmuş oldum. Şöyle düşüneceğiz şimdi. Şu bilgiyi de verdi. Bunu da kullanacağım mecbur. Bir tane resmin alanı ne arkadaşlar? Kök 162 çarpı kök 98. Bundan kaç tane var? 6 tane var. Bu 6 benim panomun alanına ben büyük A dersem bunun %80'ine eşitmiş. Doğru mu? Şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Evet. Şimdi şöyle sadeleştireyim. 2'ye böleyim 4, 2'ye böleyim 5. Burası 4 bölü 5 oldu. Şurayı da bakın şey yapalım. Kök dışına çıkartalım. 162, 81 çarpı 2'den 9 kök 2. 98 de 49 çarpı 2'den 7 kök 2 çarpı 6'sı da var. Burası 4a bölü 5 olacaktır. Tamam mı? Peki hadi şöyle ne yapalım? 2'ye bölelim. 2. 2'ye böldüm. 3. Başka var mı? Yok. 2'ye böleceğim bir şey de yok. Bakın şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2'dir. Evet şöyle sadeleştirebildim. O zaman A'ya şöyle diyebilirim. 9 çarpı 7 çarpı bir de şurada 3 var. Bir de arkadaşlar 5 var. Oldu mu? Evet. Demek ki bizim panomuzun alanı buymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paydadaki 5'i de buraya çarpım olarak geçirdim. Şimdi Peki 20'den büyük ya da 20'ye eşit olacak bir kenarı. Diğeri de 39'a eşit ya da 39'dan büyük olacak. Şöyle çarpanlara baktığımda arkadaşlar. 9'la şöyle yapsam. 9'la 5'i çarpsam. 45 7 ile 3'ü çarpsa 21. Bakın 20'ye eşit ya da büyük dedik. 21 dedik şuraya. Şuraya da 39'dan büyük ya da eşit olabilir. 45 dedik. Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bakın bu çarpanları da sağlayacak şekilde bulduğumda bu şekilde oldu. Yani cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Peki videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, yorum bırakmayı, like bırakmayı unutmayın arkadaşlar.